Öncelikle herkese iyi Şimdi akşamlar diliyorum. Futbol Anadolu'da, Ekstra Futbol'da. Cumartesi günü bugün. Konuğumuz Bayburspor basın sözcüsü Selahattin Ekrekli. Selahattin abi hoş geldin. hoş bulduk. Teşekkür Teknoloji ederim. Trakner'ın katkılarıyla hazırlanan programımıza bu akşam TV8 eski Galatasaray muhabiri aynı zamanda Selahattin Ekrek tamizde. Hem gecenin sıcak maçı Galatasaray Antalya Spor maçı, daha sonra Süper Lig, Birinci Lig, İkinci Lig ve tabii ki doğal olarak Bayburspor'u konuşacağız. Abi öncelikle tabii son sıcak gelişme, sıcak maçtan başlayalım. Galatasaray Antalya Spor, stattaydın Evet. yanılmıyorsam. Maçın bu puan kaybını Galatasaray'ın neye bağlıyorsun? Öncelikle onu soracağım. 2 puan kaybetti ve Alanya Spor'a yakalandı Galatasaray. Şimdi şöyle söyleyeyim. Geçtiğimiz haftalarda Antalya Spor'un bir sene çok farklı mağlup olmuştu. Bunun için Galatasaray karşısında çok dirençli çıktılar. Puan almak için çıktılar. Alanları çok iyi kapattılar. Galatasaray'a şans vermediler. 90 dakika boyunca çok iyi mücadele ettiler. Galatasaray'da Feghouli'nin yokluğunu bayağı hissetti çünkü. Yoktu bu maçta. Bayağı hissetti Feghouli'nin yokluğunu. Bir türlü organize olamadı Galatasaray. Oğulcan Çağlayan fazla da top gelmedi Oğulcan'a. Kanatlar fazla işleyemedi Galatasaray'da. Ortalar çok kısır oldu. Ya Galatasaray bugün istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamadı. Tabii Fatih Terim'in de kulübede olmaması futbolcuları biraz da rehavete soktu diyebilirim. Belki de Galatasaraylı futbolcular Antalya'yı bu kadar düştü beklemiyorlardı. Onlar da çok iyi motive olmuşlar. Bu maç onlar için belki de bir geri dönüş maçı olacaktı. Nitekim de öyle oldu. Aynen. Onun için iyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Galatasaray 10 kişi kalması işte biraz da cezasını çekti diyebiliriz. 10 kişi kaldıktan sonra atakları yaptı ama bu ataklardan da sonuç alamadı. Sonuçta Galatasaray çok önemli 2 puan kaybetti kendisi evinde. Liderliğini de kaybetti. Ama lig daha uzun maraton. Her şey olabilir bu ligde. Daha çok maçlar var. Onun için Galatasaray Fatih Terim'in de kulübeye tekrar dönmesiyle Galatasaray'ı yine ivme yakalayacaktır. Bunu daha önceki senelerde de görmüştük. Yine bu köprünün altından çok daha sular geçer diye düşünüyorum. Futbol uzun maraton, aynen öyle. Umarım peki talihsiz olayı futbolcuları biraz psikolojik olarak etkilemiş olabilir mi? Tabii bu da var. Tabii ki. Maç öncesinde zaten tişörtlerin üzerinde vardı biliyorsunuz. Get well soon, İngilizce ve Türkçe geçmiş olsun diye bir Omar'ın resmi olan bir tişört giymişlerdi ve ister istemez oyuncuyu da etkiliyordu. Sol kanatta Linens ve Saracchi iki sağ bekte ve sol bekte oynadı ama Ömer'in yerinde oynayan Linens bugün pek fazla etkili olamadı. Onun Omar'ın yokluğunu da hissettiler. Olay da daha yeni oldu. Dün oldu olay. Bugün maça çıktılar. Yani o olayın etkisinde kaldıklarını da diyebilirim. Gece uyuyamadılar. Belki rahat uyuyamadılar. Tam olarak dinlenemediler. İşte hastane ziyareti oldu falan. Psikolojikman da biraz daha kötü kalktılar diyebilirim. Onun için Antalya Spor'da bu avantajı çok iyi kullandı ve Galatasaray'dan puan aldı. Dediğim gibi daha uzun lig maratonu. Buradan da Omar'a da geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gerçekten talihsiz bir kaza diyelim. İnşallah bir an önce yine sahalara döner. Tek ümidimiz, tek temennimiz bu. Anadolu ekibi olarak biz de geçmiş olsun dileklerimizi buradan yine iletelim. Peki Emre Kılınç'ın kırmızı kartı pozisyonu hakkında ne düşünüyorsun abi? Maçı tekrarını izledi mi bilmiyorum. Pozisyonu tekrarını görebildin mi? Vallahi ben o pozisyonda resim geçiyordum. Şey yapamadım, pozisyonu da göremedim. Şu an ne desem yalan olur. Pozisyonu da görmedim. Ben içerideydim. Resim geçiyordum bizim siteye. Onun için penaltı pozisyonunu hiç göremedim ya. Yani kırmızı kart pozisyonunu hiç göremedim. Nasıl oldu, nasıl bitti? Ben geldiğimde Emre atılmıştı. Daha doğrusu kulübeye doğru, içeri doğru gidiyordu. O an gördüm. Yani onun için ne desem, gelir gelmez hemen yayına hazırlanmak için de maçı bile izleyemedim. Fazla doğru dürüst. Anladım. Hakem de defalarca baktı var, ona rağmen kırmızı kart kararını Bu zaten 2 haftadır dinlemedi. hakemler sürekli eleştiriliyor. Başakşehir maçında da öyle. Bu maçta da öyle. Hakemler bu sezon çok formsuz. Özellikle genç hakemlere Merkez Hakem Kurulu güveniyor, maç veriyor ama böyle kritik maçlara kritik hatalar yapmaları bence yani VAR'a gidiyorlar. VAR'dan saçma sapan kararlar işte o
İşte Fenerbahçe maçında gördüğünüz gibi top çizgiden çıkmış. Ama tekrar verdiler o pozisyonu. Yani Evet. bilmiyorum. Var ya da yok yani. Var gibi ama Yani ya var hem yok gibi varın bir öyle. varlığını göremedik. Varın bir varlığını göremedik o anlamda, evet. Aynen öyle. Antalyaspor çok kötüydü. Ben şöyle söyleyeyim. Galatasaray da yetersizdi gerçi ama Antalyaspor da çok kötüydü. İlk yarıda ısınma haritaları yayınlandı işte devre arasında. Antalyaspor'un ısınma haritasında kırmızı olan tek bölgesi kendi ceza sahası içiydi. Ve Aynen öyle. Çünkü onlar defans yapmaya gelmişler zaten. Belli Galatasaray'da ne yapıp da puan alabiliriz diye. Fazla da kendilerini yormadılar. İyi defans yaptılar. İyi mücadele ettiler. Alanları iyi kapattılar. istediğinde aldılar. Aynen öyle. Deplasmanda bir puan onlar için çok iyi. Hem de Ama Galatasaray gibi bir takım var. yine de Galatasaray'ın da yetersiz olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü 11-10 da devam etse ben Galatasaray kazanır mı? Yani çok soru işareti vardı aklımda. Ve maç Aynen sabah da öyle. oynanırsa İlk sıfır yarı sıfır. %11-11 oynadılar. İlk yarıda da Galatasaray çok verimli değil. Yani düşünebiliyor musun? Galatasaray şut çekemedi. Bir tane Belhanda'nın bir şut vardı ilk yarıda. Belhanda'nın Kaleci çıkardı. Başka şutu da benim şekilde geldiğinden beri hiç uzaktan şut çekti mi? Yani denemesini bile görmedim yani. Ve güzel de bir aynen. şut çekti ama Aynen. kaleci Aynen. Burhan. Galatasaraylı futbolcular hep işte defansın arkasına koşular yapıyorlar. Defansın arkasına atılan toplarla tehlikeli olmaya çalışıyorlar. İşte kanatlara vermeye çalışıyorlar. Olmadı bak dedim kardeşim eğer olmuyorsa başka şeyler deneyin. Kanada şut çekin. Galatasaraylı futbolcu bugün hiç şut çekmedi kaleye. Evet. Falcao için ne diyeceksiniz peki? Falcao konusunda. Falcao işte o da mecburen oyuna girdi. Çünkü artık skor katkısı yapmak istedi Galatasaray. Çünkü Ozan Çağlayan'la bu iş olmayacak belli. Tek başına kaldı orada. Falcao itici güç olarak tekrar şey yapıldı ama o da sakatlıktan yeni çıkmıştı. Sakatlığı yine nüksetti. Normal yani. Galatasaray yani böyle bence Oğulcan Çağlayan'la devam edecek gibi gözüküyor. Eğer Cagney'in şeyi iyileşmediyse böyle devam edecek Galatasaray. Başka Peki çaresi yok. Süper Lig'deki şampiyonluk şansını en çok kimde görüyorsun abi? En büyük favorin kimdir? Veya kimler Valla arasında geçer? daha çok erken yani daha yeni ilk yarısı bile bitmedi. Dediğim gibi daha çok bu köprünün altından çok sular geçer ama Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş çok iyi gidiyor. Ben Alanyaspor'un bu performansını sürdüreceğini düşünmüyorum. Yani Sürpriz ikinci bir takım yarıda çıkmaz mı? Alanyaspor, Malatyaspor veya Gaziantep, ondan sonra Gaziantep'in çok Malatyaspor. Şubikay'ı tebrik etmek lazım. Şubikay çok iyi bir teknik direktör. Bence yani dört büyükleri çalıştırabilecek kapasite çok sevdiğim bir hoca. Yılmaz Vuran'ın biraz daha sakin versiyonu. Evet. Şovmen ve böyle insanlar tribünleri ayağa kaldırır. Düşünebiliyor musunuz? Galatasaray, Fenerbahçe veya Trabzonspor, Beşiktaş gibi tribünlerin Şumidika gibi bir hocalar olduğunu düşünebiliyor musunuz? O takıma vereceği enerjiyi düşünebiliyor musunuz? Evet. Onun için yani Gaziantep'in de kadrosu yeterli değil. Bu kadroyla ikinci yarıda da aynı performansı sürdüreceğini ben düşünmüyorum. Onun için yine Galatasaray, Fener, Beşiktaş böyle onlar arasında geçer diye düşünüyorum. Peki TFF 1. Lig'e geçelim abi. TFF 1. Lig'de öyle bir yarış var ki şöyle söyleyeyim, yanılmıyorsam 19 gün içinde 7-8 farklı takım lider oldu. Ve Evet. aynı hafta içinde bile lider değişti. Yani hafta içi hafta sonu maçları da var biliyorsun artık Var. pandemiden dolayı. Aynı Aynen. hafta içinde hafta içi başka bir takım lider, hafta sonu başka bir takım ama şu an Altay lider. Ve birinci ile dokuzuncu takım arasında tam sadece 5 puanlık bir fark var. Yani çok piyasaya bir yarış var. Her an Herkes her şey birbirini olabilir. biliyor. Aynen. Şu anda ama kadro açısı olsun, yani gidişatı olsun, oyun sistemi olsun, oyun planı olsun. En böyle favori gördüğün takımlar var mı? Süper Lig'e çıkar dediğin 2-3 takım sayabilir misin? Vallahi ben şeye söyleyebilirim sana. Altay çok iyi gidiyor. Tuzla Spor çok iyi gidiyor. Çok iyi kadrosu var. Ondan sonra Manisa Spor oldukça iyi gidiyor. Vallahi dediğim gibi daha yani kesin bir şey söylemek çok zor. Onun için bu takımlar ligi götürecek kapasitede takımlar. Ve benim geç.
Peki Bayburspor'a geçelim artık. Bayburspor'da zor bir dönemde Şemsettin Çalışkan göreve geldi. Başkanlığa yeniden geldi. Ve siz de bu yeni yönetimde basın sözcüsü olarak görevdesiniz. Bu süreci bize bir önce anlatır mısın abi? Tekrardan hayırlı olsun bu arada. Bayburspor'a gelmeye Önden. sürecini anlatır mısın bize? İlk başında Tamer Saka beyefendi ve ekibiyle bu göreve talip olmuştu. Transferleri de onlar yaptılar. Yaklaşık 30'a yakın oyuncu aldılar. Fakat aldıkları oyuncular çok yetersiz oyunculardı. 3 sene oynamamış, işte bir sene ara vermiş ve Nastikten. çoğu da üçüncülük kapasitesinde oynayan oyuncuları almışlar. Yani tam bir fiyasko bir takım kurmuşlar tabiri caizse. Biz göreve gelirken bu takımın şu an transfer yasağı var. Transfer yapılmıyor. Oyunculara para ödememişler. Yani çok değişik bir yönetim şekli çizmişler Tamer Saka yönetimi. Oyuncular paralarını ödememişler. Bütün Bayburt'taki esnafa işte bakkala manava düşün her tarafa borç. Ondan sonra federasyona borç, futbolculara borç, borç üzerine borç, borç üzerine borç. Böyle bir yönetim bıraktılar. Sağ olsun Şemsettin Başkanım da biliyorsunuz kendisi iş adamı yurt dışında yaşıyor. Ya. Bayburt sevgisi, Bayburt olmanın verdiği heyecanla daha önce de yaptığı gibi bu sene de işte taşı elinin altına koydu ve sorumluluk aldı. Bayburtspor Kulüp Başkanı oldu. Daha önce Muhammed Karaoğlu döneminde de Bayburtspor oldukça maddi yönden yardım yapmıştı. Bu sefer kendi ekibini kurdu. Beni de sağ olsun ekibine kabul etti. Basın sözcüsü olarak görev yapıyoruz. Şu 1,5 ay içerisinde Şemsettin Başkan hakikaten çok iyi şeyler yaptı. Kulübü 1,5 aylık süre içerisinde çok iyi bir kulüp yapısı yaptı. Yatakhane olsun, yemekhane olsun, tesisler olsun çok elden geçirdi. Bir 1,5 ay içinde kulübü baştan imar etti diyebiliriz. Gerçekten şu an Bayburt'a gittiğinizde tam bir kulüp yapısı görebilirsiniz. Hatta şaşırabilirsiniz. Bu kadar çünkü kendi şirketlerini nasıl yönetiyorsa Bayburtspor'u da aynı o şekilde yönetmek için kolları sıvadı ve 1,5 aylık bir zaman içerisinde Bayburt tesislerini Bayburt bakın futbolcuların paralarını ödediler. Futbolcular şu an hiç şey borcu yok. İşte bakkala, manava, kasaba olan borçları temizlediler. Yani çok güzel bir kurumsal yapı yapmaya başladı başkan. Böyle de devam ediyor. 1,5 ay süre içerisinde oyuncuların dediğim gibi parasını ödediler. İşte transferi açmaya çalışıyoruz. Onu da başarabilirsen ikinci yarı için transfer yapacağız. Yapamazsak aynı kadroyla devam edeceğiz. Bugün de kendi evimize Tarsus İdman Yurdu'nu 1-0 mağlup ettik. İyi bir oyun ortaya koyduk. Ve 3 gün aradan sonra galip geldi Bayburtspor bugün, evet. evet. Güzel bir anlamda bir galibiyetti bugün. Bugün de oyuncularımıza 5'er bin lira ilk defa belki de ikincilik tarihinde bir prim verdi başkanımız. 5'er bin Evet. lira oyuncu başı. Çünkü bunların TFF birincilikte ve ikincilikteki pardon TFF ikincilikte oyuncuların primleri 1,5 ve 2 bin lira arasında oynuyordu. Başkanım bugün jest yaptı. Hatta maç öncesi dedi onlara maçı kazanırsanız böyle böyle size 5 bin lira prim vereceğim. Onlar da hak ettiler ve kazandılar. Helal olsun. Dediğim gibi başkan Bayburtlu. Hakikaten Bayburt'u çok seven, memleketini seven, milliyetçi çok iyi bir insan. Futbolu çok seviyoruz öncelikle. Futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Ta Güney Afrika'da olmasına rağmen maçları takip ediyor. Buradan bize direktifler veriyor. Şunu yapın, bunu yapın. Çok heyecanlı, çok istekli. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Şemsettin Bey döneminde. İnşallah. Peki transfer yasağının kalkma durumu ne derecede var? Vallahi uğraşıyoruz. Dediğim gibi oyuncuların borçlarını ödemeye başladık. Transfer yasağı için de uğraşıyoruz. Onları da ödemeye çalışıyoruz. Yani yapabilirsek yapacağız, yapamazsak mevcut kadroyla devam edeceğiz. En iyisini yapıp Bayburtspor'un ligde kalması için elimizden geleni yapacağız. Zaten bu amaçla göreve soyunduk. İnşallah
İyi de gidiyoruz. Başladık gitmiyorum. Galip gelmeye başladık. İnşallah bu önümüzdeki 3 maçı da kazanıp önce Pendik sonra Kırklareli ve Sakaryaspor'la kendi evimizde oynayacağız. 2 maç deplasmanda. Bu hafta Pendik ve Kırklarelispor. O maçlardan da yüzümüzün akıyla çıkıp ilk yarıyı bitirip bir önümüze bakmak istiyoruz. İyi bir puan alıp mesela 6 puan veya 5 puan alırsak 2 maçtan iyi bir yol kat etmiş olacağız. İkinci yarıya daha güvenle bakabiliriz diye düşünüyorum. Eğer transfer de açabilirsek. Onun için Transfer de... peki hangi bölgeler öncelik olacak? Bence hemen hemen her bölgeye takviye lazım ama ilk Aynen önceliği öyle. Çünkü forvetlerimiz şu an attığımız gol sayısı 11. evet. Yani 16 maçta 11 mi? çok gol yiyen bir takımız. Onun için forvet bölgesine kanatları kullanamıyoruz. Kanatlardan gidecek oyuncumuz yok. 2 tane kanat oyuncusu. Orta saha lazım. Stoper lazım. Yani sağ bek lazım. Yani çok lazım. 6-7 tane oyuncu lazım. Eğer açabilirsek transferi 6-7 tane iyi oyuncu Bayburt'a yakışır. İyi oyuncular almayı düşünüyoruz. Dediğimiz gibi transfer açabilirsek bunun için başkanımız da uğraşıyor. Yönetim kurulu üyelerimiz. Hepimiz uğraşıyoruz. İnşallah en kısa sürede onu da sonuçlandırır. Peki ikinci ligde kırmızı grupta şu anda Eyüpspor yanlış bilmiyorsam 8 puan farklı lider ya da 7 puan farklı lider. Evet. İkinci kırmızı grupta şampiyonluk adayın kimdir abi? Ve beyaz grupta Manisa çok önde gidiyor. Birinci ligde hangi takımlar çıkar senin görüşün şu an itibariyle? Valla bence Eyüpspor çok büyük yatırım yaptı. Başkanını da tanıyorum eski Galatasaray'da. Erkan Bey diye Galatasaray yönetiminde de yönetimde bulunmadı ama yönetim çevresinde bulunmuş genç bir kardeşimiz. Ben kendisini de tanıyorum. Çok iyi transferler yaptı. İşte, Taha Balcı'yı aldılar. Emrullah Şalk'ı aldılar. Bayağı iyi transferler yaptılar. Ben Eyüpspor'un Önemli oyuncularını yine aldılar. 4-5 tane aynen. çok neler Çok yaptılar. önemli oyuncular aldılar. Düşünün Murat Yılmaz gibi bir oyuncu yedek bekliyor şeyde. Aynen. Aynen. Eyüpspor'da yedek bekliyor. Çok iyi oyuncu. Tuzlaspor'dan beri tanıyorum kendisini. İlk sezonun ben Tuzlaspor'da çalışırken beraber çalıştım Murat Yılmaz'la. O sezon gol kralı olmuştu kırmızı grupta. Aynen, Hatta aynen. şampiyonluğu sonunda kaybettik. Ona rağmen grup gol kralı şeydi Murat Yılmaz'dı. Ve o şu anda Aynen. yedek. Eyüpspor. Evet. Ya ben Eyüpspor'un bu ligi force edeceğini düşünüyorum. Eyüpspor bu ligde yani kırmızı grubun şampiyonu olarak bir üst sıra çıkaracağını düşünüyorum. Keza Manisa Spor'da öyle. Manisa Spor'da da çok iyi oyuncular var. Manisa Spor'da bu ligin tartışmasız birincisi olarak TFF birinciliğe çıkacağını düşünüyorum. Şimdi bir tweet var hocam. Bu Fatih Terim'in 4. döneminden önce sizin bir tweetiniz vardı. Sadece Fatih Terim çıkıp şunu demeli. Nerede kalmıştık? Diye bir tweet atmıştım. Bu tweetin mazisini soracağım size abi. Şimdi 2012 yılıydı. Ben de unuttum yani. Fatih Terim'le görüşmüş müydün? Yok. Ben 2012 yılında hatta o tweet'i attığımı bile unutmuştum. Yani bir arkadaş bulmuş. Nereden bulmuş? Nasıl bulmuş? Ben bile şaşırdım yani. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne katılma durumu vardı galiba o zamanlar. Ben de yazdım. Fatih Terim artık şunu demeli. Nerede kalmıştık ya Şampiyonlar Ligi'ne tekrar yeniden başlıyoruz diye böyle bir şey atmıştım. Ama 2012 yılıydı. Bir arkadaş bulmuş. Tweet attı. Allah Allah dedim. Sonra işte bayağı bu ses getirdi. Hatta trend topik oldu. Evet. Ondan sonra çok büyük şeyler aldım. Abi işte iddia oynayacağım. Bana 3 tane şey verir misin? İşte, maç verir misin? Öbürü abi benim geleceğim ne olacak falan. Başladılar benden şey istemiyor. Ya sen nasıl bir adamsın falan. Şudur budur. Hoşuma gitti tabii. Daha ondan sonra da Fatih Terim 3 sene sonra da o tweet atınca daha da popüler oldu benim tweetim tabii. Evet. Böyle hikayesi yani. Ben bilerek etmedim. Yani öyle içimden gelmiş. Fatih Terim şunu söylemeli diye. Ama kim nereden nasıl buldu o tweet'i? Ya işi gücü yok. Daha 2012 yılına gitmiş. O tweet'i nasıl bulmuş? Nereden bulmuş? Teşekkür ediyorum kendisine de ortaya çıkarıp gündem olmamızı sağladığı için kendisine de teşekkür ediyorum. Güzel, hoş bir tesadüf olmuş abi.
Evet, Bence doğru. anlamlıymış zaten. Ve Fatih Terim nerede kalmıştık dedi. Evet, Yanılmıyorsam aynen. 21 Aralık 2017 idi galiba. Peki teknik direktör Fatih Terim demişken bu Türkiye'deki sürekli teknik direktör değişiklikleri hakkında ne düşünüyorsun abi? Ben çok sık teknik direktör değişikliğine gidildiğini düşünüyorum. Yani bir kulübün mesela şöyle söyleyeyim. Bir hocanın üçüncü kez aynı sezonda başka bir takım çalıştırma şeyi yok. Öyle bir hakkı yok. En fazla iki takım çalıştırabiliyor. Bunun kulüpler içinde hani hocalar konusunda getirmesini düşünüyor musun? Bu konudaki fikrini almak istiyorum. Maalesef bu Türkiye'de kanayan bir yara. Yani 3 mağlubiyette Öyle hoca diyorum. gidiyor hemen. Nasıl? Nerede? Hemen hemen 3-4 mağlubiyet peş peşe gelince hemen hocayla yollar ayrılıyor. Aynen, hiç sabretmesini bilmiyoruz ülke olarak. Sabretmesini bilmiyoruz. Ya bir teknik direktörü kovuyorlar. 2 ay sonra aynı teknik direktörü tekrar getiriyorlar. Yani niye kovdunuz? Niye getiriyorsunuz? O da var. Kasımpaşa bunu çok yaptık. Belki önce Kemal Özdeş'i gönderdi. Ondan sonra Fuat Çapa'yı getirdi. Fuat Çapa'yı getirdi, öbürünü getirdi. Ankara Gücü yaptı. Bütün takımlar yapıyor. Mustafa Ya Kaplan önüne sürekli Ankaragücü Gençlerbirliği arasında gidip geliyor. arasında mekik yok diye. Tamam, bunu biliyorsunuz. O zaman niye getiriyorsunuz? Veya niye gönderiyorsunuz? Biraz sabretmesini öğrenmeli. Bunlar artık, bakın, şu pandemi döneminde taraftar baskısı da yok. Paranızı çarçur etmeyin. Teknik direktörle anlaşın. Sezon sonuna kadar o teknik direktörle devam edin. Evet. Taraftar baskın yok. Kimse seni şey yapmıyor, zorlamıyor. Hani diyeceksin ki taraftar baskısından korkuyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle. Yok, şu an taraftar da yok. Bırakın da gel. Hani ya, paranıza da yazık. Bak, kulüpler böyle batıyor. 3 liraya verdiği adamı gönderiyor, 6 liraya geri alıyor. Veya 4 liraya geri alıyor. Niye zarar ediyorsun? Yazık, günah değil mi parana? Hayır, o zaman o hocada ne ışık gördün de tekrar geri aldın? Aynı hocayı sen gönderdin, tekrar alıyorsun. Adama sormazlar mı? Niye gönderiyorsun? Niye alıyorsun? İyiyse niye gönderdin? Kötüyse niye bir daha geri edeceksin? Aynen öyle. Ben devam istikrardan yanayım. Her zaman istikrardan yanayım. Yani bir hocayla, bakın, bir takım, bir teknik direktörle, bakın bir şey söyleyeceğim. Altın Ordu kimle devam ediyor yıllardır? Hüseyin Eroğlu. Hüseyin Eroğlu. Hiç ayrıldı mı? Ayrılmadı. Uzun süredir Yapısı Altınordu. ortada. Evet. İşte bir kulübün yapısı böyle olmalı. Başkan da böyle olmalı. Başkan da teknik direktörüne güvenmeli. Ben bu arkadaşla yola çıktım. Bu arkadaşla devam edeceğim. Bu konuda Başakşehir'in de örnek bir kulüp olduğunu düşünüyorum ki bugün Okan Buruk'un yani gitmesi gündemde. Bence bunun konuşulması bile çok abes. Yani Süper Lig'de Aynen 6. bir öyle. Aynen tartışma, öyle. Okan Buruk şampiyonluk başarılı bir hoca değil. yani 3-4 maç, belki 5-6 maç, bilmiyorum, tam hatırlamıyorum rakamı, ama kazanamama şeyi var, bir süreci var Başakşehir'in. Şampiyon Ama oldu bu yine de takım. Okan Ona Buruk'la nasıl gönülden sorulmaz? geçeceğini düşünüyorum Göksel Başkan'ın. Okan Buruk o takımı şampiyon yaptı. Evet. Hemen o takım. Şampiyonlar Ligi'nde öyle bir gruba düştü ki herkesin averaj takımı olacağı dedi. Başakşehir Aynen öyle yani. ve 6 maçta Başakşehir'in oyun başarısız olarak olmasının ezilmiş. nedeninden bir tanesi de bu. Ligde. Çünkü çok üst düzey çok maç oynadı. Yoruldular. Aynen öyle. Biliyorsun, bunu kaldıracak bir kapasitede bir takım değil. Yedekleri, bench'i o kadar iyi değil. Türkiye Ligi için tamam. Biraz da yaşlı bir Türkiye takım Ligi için tamam. Ama vardı. Avrupa için yeterli değildi. Dembaba'yla, Crivelli'yle olacak şeyler değil de. Bir tarafta Neymar'lar, Mbappe'ler, bilmem neler bakıyorsunuz. Evet. Öbür tarafta Dembaba, Crivelli, bilmem ne. Ona rağmen de ben oyun olarak ezdiğini düşünmüyorum Başakşehir'in. Aynen öyle. Bence Başakşehir çok başarılı oldu bence. İyi oynadı. Ezilmedi. İlk defa Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Bence başarılı oldu yani. Ve Okan Hoca'ya yapılan da haksızlık olduğunu düşünüyorum. Okan Hoca rüştünü ispat etmiş. Akhisar'da Türkiye Kupası'nı kazanmış. Çaykur Rize'de yaptıkları ortada. Başakşehir şampiyon yaptı. Daha ne yapsın adam? O zaman onunla kovalım, başkası gelsin. Gelen adam ne yapacak? Ki ben Sihirli Fatih değneği Terim'in mi aslında var? Galatasaray'ı gelecek kişi olarak görüyorum Okan bunu. Aynen Şahsen. öyle. Aynen. Okan'ın da zaten hedefi Galatasaray'da teknik direktörlük yapmak. Ama bence basamakları yavaş yavaş böyle Tabii çıkması daha daha iyi. umarım. Tabii ki mesela Bülent Korkmaz'ın Galatasaray'a gelip de çalıştırması bence çok büyük hataydı. Çok erken oldu.
Çok erken oldu. Çok çok erken oldu hem de. Aynen öyle. Yani bir yerde diyorsun ki mesela ya Galatasaray gibi bir takım kaçıracaksın. Kendini tartacaksın. Ben bu takımda başarılı olabilir miyim? Erol Bulut'u getirdiler şimdi. Erol Bulut bence hayatının hatasını yaptı. Fenerbahçe'ye gelmekle. Çünkü büyük takımı çalıştırmakla Alanyaspor, Malatyaspor gibi takımla çalıştırmak arasında dağlar kadar fark. Şimdi iki tane daha mağlubiyet alsın Erol Hoca'yı tepe koyar çalarlar. Ne olacak? Ondan sonra ya istifa edecek. İstifa ettiği zaman ne olacak? Başarısız olmuş sayılacak. Belki de Başakşehir maçı Erol Bulut'u kurtardı. Yani o maçı kaybetse Fenerbahçe. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Onun için büyük takımı çalıştırmak kolay değil. Abdullah Avcı da mesela hayatının hatasını yaptı. Beşiktaş'a gitti. Başakşehir'de kalsaydı, Başakşehir şampiyon yapmış hoca olarak apolet takacaktı. Bıraktı. Ben her zaman söylerim. Taş yerinde ağırdır. Sen Başakşehir'le bir hedefin mi var? Yıllar kaç senedir Başakşehir'in başındasın? Belki 10-15 senedir. Bir hedefiniz vardı şeyle beraber yola çıktığınızda Göksel Başkan'la. Kademeleri yavaş yavaş çıkıp şampiyon olacaksınız. Tamam yaptılar dediklerinde hakikaten çok güzel bir yönetim şekli, güzel bir kulüp yönetimi, doğru transferler, doğru yapılanmayla bugüne kadar geldiler ve şampiyon oldular. Orada bekleyecekti ya Abdullah Hoca. Abdullah Hoca beklemedi. Beşiktaş teklifini kabul etti. Ve sonunda ne oldu? Başarısız oldu. Şampiyonlukta Okan Buruk'a nasip oldu. Aynen öyle. Şampiyonlukta Okan Buruk'a nasip oldu. Peki Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri bence futbolda altyapı sorunu. Ki bana göre yabancı kuralının yani başlıca sebebi de bu. Bence yabancı kısıtlamasından ziyade altyapıya daha çok yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda çok yetersiz çünkü Türkiye'nin en büyük kulübünün, en büyük kulüplerinden birinin belki de hepsinin altyapı hocasının asgari ücret maaş verdiği bir yerde yani ne verdik ki ne alalım? Ben hiçbir şekilde yatırım yapıldığını ciddi anlamda düşünmüyorum. Yetersiz düşünüyorum en azından. Konudaki fikrini alacağım bir daha. Doğru söylüyorsun. Şu an çıkan oyuncular da şu son dönemde de iyi oyuncular çıktı. İşte Beşiktaş'a bakıyorsunuz. Ondan sonra Bursaspor'a bakıyorsunuz. Ali Akmanlar. Kulüpler battıktan sonra çıkabiliyorlar. Şimdi mecbur kaldıkları için biraz da çıkartabiliyorlar yani. Aynen. Güvenlikleri için değil. Sıkıntı orada. Şimdi altyapıdayız. Ya biz bir kere yönetici bazında yönetici kafalarının değişmesi lazım. Kesinlikle. Bu en büyük sıkıntı orada başlıyor. Yöneticiler kafalarının değişmesi lazım. Yöneticiler geliyorlar buraya ne? Kulübü kullanarak kendi menfaatlerine kullanıyorlar. Altyapı için onlar için umurunda değil. Altyapıdan oyuncu gelmiş. Oyuncu çıkmış. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Umurunda değil. O kendisini düşünüyor. Kendi menfaatini düşünüyor. İşte kendisi basında ne kadar yer alacak veya basına ne kadar şey yapacak? Kendini nasıl gösterebilir? Veya da kulüpten daha fazla nasıl menfaatlenebilirim? Bu zihniyet değişmediği sürece Türkiye'de hiçbir şey olmaz. Altyapı hiçbir şey olmaz. Ha şimdi mecburiyetten işte şey de çıktı. Pandemi de çıktı. Bu sefer ne oldu? Ha genç oyuncular var. Onları oynatalım. İşte transfer yapamazsak kulüpler battı. Kulüpler çok zor durumda. Mecburen ne yapıyorlar? Altyapıya yönelmek zorunda kaldılar. Ve böyle böyle çıkarmıyor. Bakarsa işte Emin Bayram vardı, Celil vardı, şey vardı. Onları çıkardılar. Beşiktaş Rıdvanlılar var. İşte Fenerbahçe'de 2-3 tane genç oyuncu var. Trabzonspor zaten genç oyuncuların şeyi. Liderlerinden. Abdülkadir Ömürler, işte Abdülkadir Parmaklar. Bir sürü oyuncu çıkardılar. Uğurcanlar. Onun için yönetici kafalarını değiştirmesi lazım. Başkanların da altyapıya çok büyük önem vermesi gerekiyor. Biraz yabancı futbolculara az para versinler de. Şu paralarını biraz altyapıya teknik direktör hocalarına kaydırsınlar paraları. Bakın o Kesinlikle. zaman neler çıkıyor. Bakın olan ya bir oyuncağa 3 milyon euro vermek günahtır. Yazıktır. 3 milyon euro ile neler yapılır? Altyapıdan belki her kulüpten bak kaç tane kulüp var? 18 kulüp. 18 kulüp bir tane çıkarsa 18 tane oyuncu eder. Her oyuncu bir tane bak her kulüp bir tane fazla değil. Her oyuncu bir tane genç çıkarsa 18 tane kulüpten 18 tane oyuncu eder. İkişer tane çıkardığın üstü 36 tane.
Ne oldu? Hem para kazanacaksın, paran cebinde kalıyor, hem de bu gençleri satıp para kazanacaksın. Bakın şimdi Bursaspor, Ali Akman olsun, diğerleri olsun. Ne yapacaklar? Transferin gözdesi. Galatasaray peşinde, Fenerbahçe peşinde, Beşiktaş peşinde. Ne olacak? Para kazanacaklar. Altınordu en güzel örnek. Altınordu'ndan işte Çağlarlar çıktı, Cengizler çıktı. Kimler çıkmadı? Nereye gitti? Avrupa'ya gittiler. Hala para kazanıyorlar. Niye? Satıldığı yerden para kazanıyor. Yetiştirme bedeli çünkü. Çağlar, Söyüncüler, Cengizler, aklına kim geliyorsa hep Altınordu altyapısında yetişmiş. Ki bence bu milli takımı da etkiliyor zaten. Yani Uluslar Ligi'nde küme düştük. Birazdan onu da soracağım. Milli takımı nasıl değerlendiriyorsun onu da soracağım. Uluslar Ligi'nde küme düştük. Ve oynatılan futbolcularına bakıyoruz. Hepsi ya işte Almanya'da yetişmiş. Mesela Hakan Çalhanoğlu tamam. Senin benim gibi aslen Bayburtlu ama işte Almanya'da doğup büyümüş. Veya Kenan Karaman olsun. Kaan Ayhan olsun. Birçok oyuncu aslında tamam Türk ama Türkiye'de yetişmiş değil. Sorun burada. Türkiye'de yetiştiremiyoruz. Eğitimlerini, altyapılar nereden almışlar? Avrupa'da almışlar. Almanya. Aynen Avrupa'da. Ağırlık. Türkiye'de almamışlar. Aynen öyle. Yok çünkü şeyimiz, kapasitemiz bakın. Şu anda milli takımda forvet yok. Evet. Kenan Karaman forvet oynuyor. Cenk var. Burak Yılmaz var. Bir de Enes var. Enes çok genç. Yani Cenk de kendi takımında forma bulamıyor. Ona rağmen mecburen alıyoruz. Aynen öyle. Yani adamsızlıktan alıyoruz. Burak Yılmaz bir tek kalmış. Başka da adam yok. En büyük sıkıntımız forvet. Forvet yok. Kalecilerimiz var. Stoperlerimiz var. Tamam. Orta saha ganimet gibi. Bir sürü orta saha oyuncumuz var. Ama forvetimiz yok. Ben de Forvet çok önemli. Gol forvet dışında atamıyor. bir takımımız olduğunu düşünmüyorum ama bu jenerasyona rağmen de ben bu kadar yani Uluslar Ligi'nde mesela küme düşmeyi beklemiyordum. Şenol Güneş'i nasıl değerlendiriyorsun? Başarılı buluyor musun abi? Milli takımın bu yani veya kadrosunu yetersiz mi buluyorsun? Yetersiz değilse de bu kötü gidişatı neye bağlıyorsun? Şimdi biz Fransa'yı yendiğimiz zaman herkes bu takım o falan başladı şey yapmaya. Evet. Dünya şampiyonunu yendik, şöyle oldu, böyle oldu. Halbuki futbolda biz her türlü neticeye gebe şeydir futbol. Bir daha oynasan kazanabilir misin, yenebilir misin Fransa'yı? Çok zor. Çok zor. Öyle bir hava, öyle bir şey yakaladım bir kere. Ondan sonra ne oldu? Küme düştü. Hadi bakalım ne oldu şimdi? Yani biz batın olarak da şey olarak da çok fazla tepemize çıkarıyoruz. Olmayan insanları bile çok fazla yukarı çıkarıyoruz. Ve bazen de çok yerin dibine. Yererken de çok. Aynen. Bunun için işte Yani. ortasını bir türlü yakalayamadık. Bir ayar yok, Adam evet. bir gol yaptı. Ooo muhteşem gol, şöyledir böyle diye. Altı üstü bir tane gol. O zaman sen Messi'ye, Ronaldo'ya ne diyeceksin? Adamlar 30-40 maç 30-40 tane gol atıyor her sezon. Adam hala atmak için uğraşıyor. Her sene 30-40 tane aşağı gol atmıyor adamlar. Kazandıkları kupa Şampiyonlar Ligi kupası bilmem ne kupası. Adamlar hala oynuyorlar. Hala yırtınıyorlar, çırpınıyorlar. İhtiyaçları mı var? Geçen de bir Messi istatistik paylaştık hocam. Şeyde sayfamızda bir istatistik paylaştık. Şu an rakamları tam hatırlamıyorum ama 2020 yılında en çok gol atan Portekizli oyuncular. Birinci sırada tabii ki Cristiano Ronaldo var. İkinci sırada da Altay'dan Paksao var. Ve onların golleri işte 20'ler, 18'ler, 15'ler ama Ronaldo'nun 40'ın üstünde. Ve bu yaşına rağmen. Yani aynen öyle. istikrar bu yaşına rağmen devam ediyor. Şimdi Ronaldo'yu dediğiniz gibi her maç pohpohlayacak mı yani? Bizim bizde şöyle bir şey var. Adam Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a geldiği zaman sanki bitmiş artık. Tamam. Ben futbol artık daha bunun ötesi yok. Adamın başka hedefi yok yani. Tamam ben Galatasaray'da, Fenerbahçe'de oynuyorum. Bitti tamam. Ben çok büyük futbolcu oldum. Adamın başka hedefi yok. Milli takımda daha iyi kariyer yapayım, bari yurt dışına gideyim. Öyle bir düşüncesi yok. Bir sürü yurt dışına giden oyuncu tekrar baktın geri geldi. Niye? Çünkü kafa yapısı farklı. Onlar profesyonel olarak düşünemiyor. Profesyonellikleri bu kadar şey değil.
Yurt dışında yaşayan insanlar gibi değiller. Doğru. Bizimkiler çalışmıyorlar. Oyuncuların en büyük sıkıntısı tembeller bizim oyuncular. Hacı Emre'yi idmandan sonra en az bir saat daha çalıştırıyordu. Topa nasıl vurulur? Topa nasıl ya? Bizimkiler idman bitsin hadi bakalım vurra kaçalım gidelim. Ne oldu? İşte onunla oraya gidelim buraya gidelim bilmem ne. Yok biz ekstra çalışma yapmıyoruz. Ronaldo kim bilir şeyden sonra idmandan sonra maçtan sonra kaç saat çalışıyor? Veya idmandan sonra kaç saat daha fazla idman yapıyor? Messi yine öyle. Çalışmazsan yapamazsın. Başaramazsın. Yerinde sayarsın. Adam Ronaldo olmuş veya ötesi yok. Messi olmuş, ötesi yok. Iniesta olmuş, ötesi yok. Ama adamlar çalışıyorlar hala. Bizde bu yok işte. Biz bunu yapmıyoruz. Yapamıyoruz daha doğrusu. Niye? Çok duygusal insanlarız. Ne bileyim, tembeliz, çalışmayı sevmiyoruz. Evet. En büyük sıkıntımız bu. Bunları aşarsak bir başarılı olabiliriz. Niye Almanya'daki gurbetçiler niye şey yapıyor? Disiplini çalışıyorlar. Orada disiplini öğreniyorlar. Takım olarak çalışıp takım olarak mücadele edip takım olarak üzülüp takım olarak sevinmeyi biliyorlar. Takım oyunu oynuyorlar. Bizimkiler gibi lay lay lom değil ki. Adam oradan tek başına ona bağırıyor. O ona bağırır. Bilmem ne yapar. Kendisi çok iyiymiş gibi. Yani bizde bir doymuşluk var. Tabii bir de bunda şey de çok bir oyuncuya değerinden fazla çok para verirsen bu oyuncu kendisini Messi zanneder, Ronaldo zanneder. Ondan sonra da daha da şey yapma, çalışmaz. Ne yapacak? Maalesef çok çabuk ben oldum diyor Türk futbolcusu. Kendini Aynen öyle. geliştirmiyor. En büyük sıkıntımız bu. Kendisini geliştirmiyor. Peki milli takımdaki bu bence güzel bir jenerasyonumuz var. Forvet konusunda biraz kısıtlı olabilir ama işte kaleci olsun. Bence Mert Günok çok iyi bir kaleci. Uğurcan Çakır çok iyi bir kaleci. Altay Uğurcan Gücel, hepsi Gürkan çok iyi iyi bence. kaleciler. Ki Günay bu sene çok iyi bir sezon geçirdi. Defans öyle. Yani bir sürü stoper var Avrupa'nın farklı takımlarında oynayan. Orta saha dediğiniz gibi Deniz Derya. Şeyi söyleyeceğim ben. Bu jenerasyonun baş mimarı sizce hangi teknik direktör? Çünkü Fatih Terim döneminden gelen bir süreç. Fatih Terim'e Hocam mi bence Lucescu'ya çok büyük haksızlık yaptılar. bir Lucescu'ya çok büyük haksızlık yaptılar. Bu şu anki jenerasyonun kurucusu bence Lucescu'dur. Mimarı Lucescu'dur. Lucescu'ya sabır etmediler. Lucescu yok, bunadı yok, şöyle Alzheimer oldu, Alzheimer oldu, adamı karalamak için her şeyi yaptılar. Bence Lucescu Türkiye'ye gelmiş, geçmiş en büyük teknik direktörlerden bir tanesidir. Kendisini abi ispat Galatasaray etti. şampiyon yaptı. Galatasaray şampiyon Galatasaray yaptı. şampiyon Kovuldu. yaptı, Beşiktaş'a Beşiktaş gitti. Beşiktaş şampiyon şampiyon yaptı. yaptı. Ukrayna'ya gitti, Shakhtar'dan attı. Orta Şimdi sıralarda seçim tanıyor. Shakhtar'dan attı, UEFA kupasını kazandı. Kim tanıdık Shakhtar'dan esildi? Hiç Hiçbir şey gitmeden. tanımadı. Yani Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük hoca bence Lucescu'dur. Kıymetini bilmedik. Biz Galatasaray olarak da bilmedik. Rahmetli Can Aydın da Fatih Terim kozu olarak Lucescu'yu harcadı. Fatih Terim'i aldı. Ondan sonra Evet. ben iddia ediyorum Galatasaray Lucescu kalsaydı Galatasaray'da Galatasaray Şampiyonlar Ligi kupasını bile kazanırdı. Bu kadar iddia ediyorum. Kalsaydı Süper Kupa'dan sonra Real Madrid'i yendiğimiz zaman Real Madrid'in Süper Kupası yoktu o dönemde biliyor musun? 2000 yılında. Real Madrid'in Süper Kupası yoktu. Evet, Elediğimiz takımlara bak. biz almıştık. Doğru. Bizden sonra aldılar. Real Madrid Süper Kupası yoktu. Biz almıştık. Aynen. Bizden sonra aldılar. Yoktu bizden sonra aldılar. Aynen. Yani Lucescu ya çok büyük haksızlık edildi. Lucescu kalsaydı bu takımda belki daha da başarılı olacaktı. Şenol Hoca başarılı bir hocadır. Dünya üçüncülüğü apoleti vardır. Ama ben Şenol Hoca'nın ya insanları motive etme de bilmiyorum nasıl şeydi. Bir Fatih Terim gibi değil. Sessiz, sakin. Fatih Terim gibi oyuncuyu ateşleyen bir teknik direktör profili çizmiyor Şenol Güneş. Kulübede durur. Şunu yap, bunu yap, bağırır, çağırır, o kadar. Hadi oğlum, hadi koçum, hadi aslanım, şunu yaparsın, bunu yaparsın, şöyle olur, böyle. Biraz da gazdır. Fatih Terim'in başarıda en büyük şeylerden bir tanesi bu. Oyuncuyu motive etmesidir. UEFA Kupası kazanırken ben Suat Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra röportaja gitmiştim. Fatih Hoca bana futbolu bırak dedi. Bir anımı anlatayım. Fatih Hoca bize futbolu bırak, bana futbolu bırak dedi. Ben de bıraktım. Silivri'de tarafında bir yere gitmiştim evine işte. Villalar vardı orada. Fatih, Okan, Arif, Suat'e yan yana böyle şey yapacak. Canı sıkıldıkça top oynuyorlarmış yan yanına.
anlattı bana dedi. UEFA Kupası'nın şeyini anlatır mısın? Ya dedi bize öyle bir gaz verdi ki Fatih Hoca, öyle bir gaz verdi ki kupayı gördük. Ulan kupa alacağım seni. Hepimiz böyle. El sallıyorduk diyor. Ulan kupa alacağız seni falan. Ondan sonra diyor bizde öyle bir üçgen vardı ki Suat, Okan, Emre. Orta sahada basıyorduk diyor. Isırıyorduk diyor. Müthişler. Adam diyor kaçıyordu. Küçük Hakan'a diyor. Küçük adam kaçıyor. Ben de abi yakaladım diyor. Bağırıyormuş orada. Ümit kaçıyor. Yakaladım kardeş geldim. Biz böyle kazandık diyor UEFA Kupası. Hoca bize öyle bir gaz verdi ki diyor. Yani da oradan kim değil şey neydi? Arsenal Brezilya olsa bile o kazanamazdı o maç, şey kupayı diyor. Böyle bir motive olmuştuk ki diyor. Küçük kaçıyor adam yakaladım abi diyor saldırıyordu. Bir üçümüz üç taraftan diyor. Öbürden Ümit sen koş. Hakan öbür taraftan bastırıyor. Yok oğlum diyor. Şükür şöyle oluyor böyle oluyor falan oluyor filan oluyor. Böyle kazandık diyor biz UEFA Kupası. Takım ruhu, takım mentaliteli. Hocanın verdiği gaz, hocanın enerjisi, futbolcuların enerjisi. Bunlar birleşince diyor, ortaya işte böyle bir şey çıktı diyor. Biz namalup şampiyon olduk diyor adam ya. Namalup. Kimse yenemedi bizi diyor UEFA Kupası'nda. Namalup Galatasaray'ın sene namalup şampiyon olmuştu. Tesadüf de bir yere kadar. Yani namalup şampiyon olmak da ayrı bir olay. Bunu kaç takım yapmıştır bunu da bilmiyorum. Araştırmadım hiç. O ya, daha bir anlamı olmuş. Tesadüf oldu. O zaman siz de yapın tesadüf de. Bir kere de siz yapın tesadüf. Hadi UEFA Kupası'nı aldın tesadüf. Süper Kupa'da mı tesadüf? Yani. Karşındaki takım Real Madrid. Karşındaki takım Real Madrid. Süper evet, Real Madrid, öyle bir Real Madrid ki işte Figo'ların, Raul'ların, Roberto Carlos'ların. Roberto Carlos'un Carlos olduğu zamanlar. Aynen öyle. En iyi zamanları. Arsenal yine öyle. Thierry Henry'ler, Parlor'lar, Şükerler. Arsenal'ın en iyi zamanları. Thierry Henry'ler. Evet. O takım bile yenemedi Galatasaray. Aynen öyle. Bir seyirci sorusu alacağım abi. Çağdaş Atan'ın futbol anlayışı hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru var. Size yönelteyim bunu. Valla Çağdaş Atan'ın futbol anlayışı. Çünkü şöyle diyenler de var. Başlamadan hemen söyleyeyim. Alanya Spor'daki hocalar zaten başarılı oluyor. Çünkü Alanya Spor'da öyle bir... Tam ben de söyleyecektim. Alanya Spor'un belli bir sistemi var. Dinliyorum. O sistemi uygulayarak tabii başarılı olmaya çalışıyor. Aynı tabii ki kendi... Kattıkları da var takıma tabii ki. Onu da kanıksamayalım. Yani Erol Hoca'dan başarılıydı. Sergen Yalçın da başarılıydı bence. Çağdaş Atan da çok iyi gidiyor şu anda. Aynen öyle. Erol Hoca'nın Sergen'in vermiş olduğu şeyden bu da aldı götürüyor. Başarılı da. Ben beğeniyorum Çağdaş Hoca'yı. Genç, dinamik. Böyle gençlere yer vermemiz lazım. Artık eski teknik direktörler, yaşlı teknik direktörler artık. Bence de biraz. Bırakalım yani yeter artık yani her dönüp dolaşıp aynı yerlerde çıksınlar bak ne güzel Süper Lig'de mücadele ediyor işte. Sergen Yalçın, Okan Buruk, Çağdaş Atan, Erol yapsınlar. Bundan evet, yıllar önce Fatih Terim, Mustafa Denizli, işte Ersun Yanal yok mu başka da? Hep öyle derlerdi. Kardeşim başka adam mı yok? Niye bunlar geliyor? Veya yabancı hocalar gelir. Galatasaray, Fenerbahçe. Prandelliler, Mrandelliler. Yazık günah değil mi? Dünyanın parasını verdi, adamı getirdiler. Mancini'yi getirdiler. Fenerbahçe yok, Otto Baric'i getirdi. Yok bilmem işte Hollandalı şeyi getirdi. Avukat falan. Digat Bogat'ı getirdi. Ne verecekler bunlar Fenerbahçe'ye? Beşiktaş'a? Peki biz niye hoca gönderemiyoruz Türkiye'de şimdi öyle söyleyeyim. Çünkü Tayfun Korkut Almanya'da doğup büyüdüğü için onu saymak istemiyorum. Fatih Hoca gitti. Efendim? Fatih Hoca gitti. Fatih Hoca dışında. Fatih Terim mesela Milan'a gitti. Fiorentina'ya gitti ama onun dışında Avrupa'nın 5 büyük liginde ben Türk teknik direktör var mı hatırlamıyorum. Yok çünkü bizim teknik direktörlerimiz başarılı değil. Türkiye seviyesinde. Seviyeleri yüksek değil. Fatih Terim nasıl gitti? UEFA Kupası apoleti olduğu için gitti. Şimdi hangi teknik direktör gidip de Avrupa'da takım çalıştırabilir bana söyleyebilir misin? Yani ben Okan Buruk'tan şu an değil ama ilerisi için umutluyorum.
Ben Yani çok umutluyum. Amerika'nın Avrupa'da yapabilmesi için daha kendini çok kanıtlaması lazım. Yani Avrupa öyle bir mecra ki Avrupa'da başarılı olmak Mümkün çok zor. demedim zaten. Umutluyum sadece Okan Buruk'tan. Aynen. Ama onun da tabii acele etmemesi lazım. Önce Türkiye'de rüştünü ispat etmesi lazım. Birkaç tane kupa kazanması lazım ki ondan sonra Tuğbe Galatasaray'da her şeyi kazandı. Ondan sonra Avrupa'ya gitti. Çok başarılı oldu. Tugay tam zamanında gitti mesela Avrupa'ya. Evet, doğru zamanlama aynı. Tam doğru zamanlama doğru takım. Tam kendine uygun bir lige gitti. Orada başarılı oldu. Ama çoğu da geri geldi. Gitti oynayamadı geri geldi. Tabii öyle öyleler oldu. Yani bizim ülkemizde çok başarılı olup da başarısız olup gelen de oldu. Biraz da şans meselesi, biraz hani gittiği takım veya tercih ettiği takımın yanlış tercihler diyelim ya da. Onlar da etkili olabiliyor tabii ki. Fatih Terim demişken Anladım. bir seyirci sorusu daha alayım abi. Fatih Terim neden bir antrenör yetiştiremedi diye bir soru var. Çünkü Şenol Güneş'in yanından Tamer Tuna çıktı. İşte Abdullah Avcı'nın yanından Erol Bulut çıktı. Var böyle örnekler veya Ünal Karaman'ın yanından Hüseyin Cimşir gibisi. Fatih Terim yanından bir antrenör neden çıkmadı diye bir soru var. Fatih Terim yandan antrenör çıkmaz çünkü Fatih Terim hep kendisi konuşulmasını ister. Her şeyi Fatih Terim yapmış. O Fatih Hoca öyle bir insan. Yani Fatih Terim'i yetiştireceği adam kim var? Hiç kimse yok. Yetiştirmez Fatih Hoca. Kendileri yetişsin de gelsin beni geçsinler. Fatih Terim'in öyle bir şeyi yok. Fatih Terim imparatordur. Tek başınadır. Fatih Terim'i kimse şey yapamaz. Geçemez yani. O zihniyette olduğu için Fatih Terim şeyi çıkarmaz. Tamam. Teknik direktör. Şimdiye Tugay kadar kim? çıktı mı? Aynen çıkmadı. Çıkmadı. Çıkmaz da. Yanındakiler, çalışanlar da sadece onun yardımcılarıdır o kadar. Sadece yardımcılık için vardı. Aynen öyle. Tugay Kerim ondan bahsettin abi. Tugay Kerimoğlu neden başarılı bir teknik direktör olamadı diyeceğim. Çünkü Şanlıurfaspor dönemi var bildiğim Yanlış kadarıyla. takım seçti. Yalnız Şanlıurfaspor'u niye seçiyorsun? Tugay gibi üst düzey Avrupa'da futbol oynamış. Futbol bilgisi muazzam. Üst düzey bir oyuncu. Türkiye'nin en iyi orta sahalarından bir tanesi. Bir insan. Gidiyor Şanlıurfaspor gibi. Kendi fikirlerini onlara lanse edemeyeceği oyuncuların kapasitesinden dolayı yapamayacağı bir takıma gitti ve başarısız oldu. Sen şimdi çok kötü bir şeyden çok iyi bir şey çıkarabilir misin? Malzemeden. Çok kötü bir malzemeden çok iyi bir şey çıkarabilir misin? Ya elinde Yani zor. malzeme çok kötü. Abi bundan çıksa çıksa diyelim ne çıkacak dedim. O yüzden başarısız oldu. Yanlış takım seçti. Mesela TFF birincilikte bir takım alsa Altay olsun, Ümraniyespor olsun daha başarılı olur bence. Veya Menemen olsun. Ama Şanlıurfaspor'dayken de Şanlıurfaspor birincilikteydi ben. Öyle hatırlıyorum. Ama bir Abi şekilde uçmamıştı. O zamanki yani kadro şöyle söyleyeyim. Futbol bilmiyorum yapısı Tugay'a göre ters olan bir camiaydı. Yani oyuncuların kapasitesi olsun şey olsun ben öyle görüyorum. Ben öyle biliyordum. Öyle tahmin ediyordum yani. Çünkü Tugay Türkiye'de her takımı çalıştırabilecek kapasitede çok yetenekli bir hoca. Ama bazen bazen de olmayabilir. Mesela çok iyi oyuncudan çok iyi teknik direktör çıkacak diye de bir şey yok. Maradona yıllardır takım çalıştırdı. Arjantin milli takımını çalıştırdı. Başarılı olamadı. Bir sürü takım çalıştırdı. Başarılı olamadı. Hacı Türkiye'ye geldi. Galatasaray'da dünya kadar gol attı. Bütün Galatasaray'ın başarısında en büyük pay sahibi Hacı'ydı. Ama geldi Galatasaray'da bir Türkiye Kupası kazanabildi. Başka da hiçbir şey yapamadı. Gitti Romanya'da orada burada hiçbir yerde başarılı olamadı. Bazen oluyor böyle şeyler. Maradona demişken Maradona mı Ronaldo mu sorusu var. Seyirci sorusu yine. Maradona. Değil mi? Abi canım. Ya Maradona Maradona'yı istediği izlerken insan için keyif alıyor. Hareketleri, çalımları, vücut dili falan. Maradona şey Cristiano Ronaldo düz giden kanatlardan giden bir adam ama Maradona alıyor 3 kişiyi, 5 kişiyi, 10 kişiyi geçer böyle.
Resital yapıyordu adam. Maradona müthiş bir insandı ya. Müthiş bir futbolcuydu. Ben can yani 78 Dünya Kupası'nı çok iyi hatırlıyorum. Siyah beyaz döneminde. Ben o zaman işte 10 yaşındaydım falan. 78 Dünya Kupası daha Kempes'in gol kralı olduğu dönemde Maradona o zaman neler yapıyordu? İzleme şansı bulmuştum yani. Bence Toprağı. Maradona. Pele'yi görmedim. Pele'ye yetişemedim. Pele de daha iyiymiş diyorlar ama ben izleyemedim Pele'yi. Ama Maradona bence bir numara. Ne kadar gelmeye çalışıyorlar ki bence çok da başarılı gidiyorlar elindeki kadroya rağmen. Mustafa Hoca'yı da tebrik etmek istiyorum burada. Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyorlar. Bursaspor takip edebiliyor musun? Ne kadar takip ediyorsun? Nasıl görüyorsun inşaatı? Pelin'deki oyuncuları Ali, diğer oyuncuları bırakıp Ali, satmalı. Sesim gitti gelmiyor. Bence satmamalılar ama sen bu konuda ne düşünüyorsun? Sesiniz gitti. Şu an sesim geliyor mu abi? Görüntü de bit yani görüntün dalgalanmaya başladı sesin de. Bağlantı sorunu var galiba. Ben mobil yerden bağlanıyorum ama. 4,5G'den. Şu an sesim geliyor mu? Sesin geliyor şu anda görüntü dağıldı. Şu an ben de sen tahmin et değilsin. Bende de sen değilsin. Biraz bekleyelim abi. Şöyle mi alsak? Şöyle alsak. Sen Wi-Fi'den mi bağlanıyorsun? 4,5G'den mi abi? 4,5 yedim. Ben de böyle niye böyle bir sorun oldu anlamadım. Şu an sesim geliyor mu? Sesin geliyor da görüntüm düzeldi. Tamam, düzeldi. Bursaspor'u soracaktım sana. Daha doğrusu duyabildim mi sorumu bilmiyorum. Bursaspor'un gidişatını nasıl değerlendiriyorsun? Bu gençlerle elindeki kadroyla bence çok iyi gidiyorlar. Ve Maşallah, evet. Biz geride dergide de Serkan Yetişmişoğlu, Bursaspor'un biliyorsunuz çok yakından takip eden spor yazarı arkadaşımız. evet, Bizim tabii. dergimizde de yazıyor, Spor Lig dergisine de. Geçen sayıya da yazmıştı. Bu sayıda da neydi başlığı? Gladyatör yapmış Mustafa Er Hoca'yı. Gladyatör ve ekibi diye gerçekten Bursaspor'u takdir etmek lazım. Gençlerle müthiş işler yapıyorlar. Şu an transferin gözdesi 3-4 tane oyuncuları var. İşte Ali Akman olsun, Batuhan mıydı diğeri bir oyuncular daha vardı. 2-3 tane güzel Burak Kabacak vardı galiba. Yani Evet. bayağı iyi oyuncuları var. Gençler çok verimli oynuyor. Mustafa Hoca da çok oyuncularını motive eden çok iyi bir teknik direktör. Ve Bursaspor'un havasını çok iyi bilen, çok iyi koklayan ve o camiada yıllardır çalışmış bir insan. Bu yüzden başarılı oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel işler yapıyor. İnşallah şampiyon olurlar. Bursaspor Süper Lig'e yakışan bir takım. Düşmesine bile çok üzülmüştüm. Bursa halkı zaten futbolu çok seven taraftar grubu. Timsahların bir an önce Süper Lig'e gelmesi lazım. Çünkü hakikaten Süper Lig'e çok yakışıyorlar. Bursaspor'suz bir lig düşünemiyorum. İnşallah bir an önce tekrar Süper Lig'e gelirler. İnşallah. Peki dergi dedin. Bu arada Serkan abiyi de yayına alın diyorlar ama bir gün inşallah onu da konuk ederiz. Serkan Yetişmişoğlu'na. Şunu soracağım. Spor Lig dergisinin genel yayın yönetmenisin aynı zamanda. Dergi işine girmiştin tabii ki. Ben gazete ve dergi konusundaki yeni dönemle alakalı sorunlarını şeylerin görüşlerini merak ediyorum. Çünkü ben bile bir gazeteci olarak en son ne zaman para verip bir gazete aldım şu an hatırlayamadım. Yani bu soruyu sorarken düşündüm ama hatırlayamadım. Bu konu hakkında düşüncelerini almak istiyorum. Ya yazılı basın ülkemizde artık yavaş yavaş yerini şeye bıraktı. İnternete falan bıraktı artık. Yani öyle. Sosyal medyaya bıraktı. Yani yazılı basın artık bitmek üzere. Türkiye'de
Bırakın dergiyi, gazete bile okunmuyor. Ben yaklaşık 2,5 senedir Spor Ligi adı altında bir dergi çıkardım. Daha önce TV8'de çalışıyordum. İşte ayrıldıktan sonra, emekli olduktan sonra iş bulamadım. Sen de biliyorsun medya sektörünün durumunu. Evet abi. Gazeteler kapanıyor, televizyonlar kapanıyor. Onun için dijital ortam, artık her şey dijital oldu. Dijital ortama gitti. Dergiler bile artık, biz dergiyi de bıraktık. Şimdi dijital ortamda yayın yapmaya başlıyoruz. Dergi dijitalleştirdik ve e-dergi olarak Türk Telekom e-dergi uygulamasını ve bizim sitemizde dergimizde yayınlıyoruz. Sporlig.net'e girerse okuyucu dinleyicilerimiz sporlig.net'ten dergimizi de okuyabilirler, takip edebilirler. Ayrıca Türk Telekom e-dergi uygulamasından da dergimizi indirip okuyabilirler. Artık bastırmıyoruz dergimizi çünkü artık maliyetler de oldukça fazla yüksek oluyor. Karşılığında getirisi de olmuyor fazla. Bu yüzden gazetelerde biliyorsun işte tirajları çok düştü. 300 bin, 500 bin tirajı olan gazeteler 30 bine düştü. Onlar da çok büyük kan kaybına girdiler. Şurada 3-4 sene sonra gazetelerin de olmayacağını ve tamamen dijital bir ortama herkesin yükleneceğini düşünüyorum. Artık herkes cepten, netten, her yerden gazeteleri, dergiyi ne isterse okuyabiliyorlar. Çıkarıp cepten okuyorlar. Artık gazeteye, dergiye para vermiyorlar. Bundan sonra da vereceklerini de düşünmüyorum. İşte adam alıyor her şeyi, haberleri, spor haberlerini, normal haberleri, politikayı, sporu, magazini, her şeyi cepten takip edebiliyorlar. Çünkü devir o devir artık. Dijital dev, dijitale döndü herkes. Biz de dijitale döndük mecbur. Durum böyle yani. Gazeteciler artık yavaş yavaş yazılı basın öldü, ölüyor diyebiliriz yani. Maalesef abi. Peki abi, teşekkür ederim. Ben teşekkür Süremizi ederim. biraz daha açtık diyelim. Yayınımıza konuk oldun. Sunucu Bayburtlu, konuk Bayburtlu, sponsor Bayburtlu, İtalya Trak Servis'in katkılarıyla hazırlandı programımız Ekstra Futbol. İlk konuğumuz da sen oldun. Teşekkür ediyorum tekrardan. İyi akşamlar Ben diliyorum. teşekkür ederim. İyi akşamlar, sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere.